Arkadaşlar merhabalar, Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle sınavda çıkması muhtemel 30 harita sorusu çözeceğiz arkadaşlar birlikte. Çok çok önemli sorular bunlar. Biliyorsunuz ki iptal edilen sınavda 6-7 tane sınav sorusu harita ile ilgili geldi. Zaten arkadaşlar coğrafya demek harita demektir. Coğrafyada harita bildiğiniz takdirde güzel netler yaparsınız ya da full çekme ihtimaliniz olur. Müthiş bomba bir 30 tane ne yapacağız sizlerle? Harita sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 gündür bu harita sorularıyla uğraşıyorum. Lütfen siz de emeklerin karşılığı olarak beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim burada. Şimdi yeni kanala gelen arkadaşlar için ufak bir hatırlatma yapayım. Kanalımızda KPSS Coğrafya adına genel tekrarlar, deneme sınavları bulunmaktadır. Onları izleyebilirsiniz ve yine en fazla sevdiğim seri olan Haritalardan Korkmayın serisinde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi hız kesmeden 30 harita sorusunu birlikte çözelim. Bakın sadece bu soruyu çözmeyeceğim. Soruyu çözüp ha burası deyip geçmeyeceğim arkadaşlar. Hem soru hem konu ağırlıklı gideceğim. Sınava 2 hafta kala bomba gibi bir coğrafya videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Başlıyoruz. Sınavda çıkması muhtemel 30 harita sorusuna başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda hemen şuradan ben bir kalemimi alıyorum. Birinci sorumuzda ne diyor? 21 Aralık tarihinde Kayseri'den yola çıkan Sena, gittiği yerde gündüz süresinin daha uzun olduğunu ve güneşin daha geç doğduğunu görmüştür. Şimdi Sena nereden gitmiş? Kayseri'de. Yaklaşık olarak şurası arkadaşlar. Kayseri'yi şurası aldığımızda şöyle. Kayseri'yi bulalım. Burası alalım yaklaşık olarak. Diyor ki bakın 21 Aralık tarihinde gidiyor ve gündüz süresinin daha uzun olduğunu görüyor. Değerli arkadaşlar, gündüz süresi 21 Haziran'da eğer daha uzunsa ben nereye doğru hareket edeceğim? Güneye doğru. Neden? Çünkü ben 21 Aralık'ta ben ne kadar kuzeye doğru hareket edersem gece sürem artacak ki 21 Aralık'ta en uzun gece Sinop'ta yaşanır diyeceğiz. Ama ben tam tersi 21 Aralık'ta ne kadar güneye doğru hareket edersem o zaman da gündüz sürem uzayacak arkadaşlar. Bu 21 Haziran için de tam tersi olacaktır. Ki tamam, o zaman benim nereye gitmem lazım? Güneye. Ya 4 olacak burada ya 2 olacak. Bakalım güneşin daha geç doğduğunu görmüştür. Değerli arkadaşlar, güneş eğer daha geç doğuyorsa o zaman bu güneye ve doğuya batıya doğru hareket etmeli. Yani güney batıya doğru hareket etmeli. O yüzden cevabımız 4 numara diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıdır? Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuza geçiş yapıyoruz. Bakın hep harita göreceksiniz. Başka hiçbir şey olmayacak burada. Bakalım hangisi doğrudur demiş arkadaşlar burada. Şimdi bakıyorum, kalemi kaybettim, neredeymiş? Ha buradaymış. Hangisi doğrudur? Bakın bu sefer doğruyu vermiş bize. Bakıyorum. Bir numaralı alanda rüzgar aşınım ve birikim şekilleri daha azdır. Arkadaşlar bakın, bir numaralı alan Konya ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. Bir yerde rüzgar aşınım birikim şekli fazlaysa o zaman burası nedir? Burası arkadaşlar kurak ve yarı kurak alandır. Özellikle ülkemizde Tuz Gölü çevresinde Güneydoğu Anadolu'da rüzgar aşınım birikim şekli fazladır. Ama burada az dediği için gitti. Bana doğruyu soruyor. 2 numaralı alanda dalga aşınım şekli olan tombola vardır. Arkadaşlar 2 numaralı alan Sinop'tur. Sinop bir tomboludur. Ama tombola dalga aşınım şekli değil, dalga birikim şeklidir arkadaşlar. Dalga aşınım deyince aklınıza falez gelsin. Cevap Bursa olacak. Gerçi bu da yanlıştır burada. Doğruyu sorduğu için ben de bir an şey yaptım. Bu da yanlıştır. Aşınım değil, birikim şekli olacak. O yüzden bu da gitti arkadaşlar burada. Tombola neydi? Tombola şu arkadaşlar. Bakın şurası bir kıyı diyoruz. Ve şurada da bir ada olsun. Kıyı ile ada şöyle kıyı okuyla ne yapıyor? Birbirine bağlanıyor. Ve bu da nedir arkadaşlar? Tombola oluşuyor. Sinop doğal bir tomboludur. Ve Kapıdağ Yarımadası, Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası doğal bir tomboludur. Yani B de değil cevabımız. 3 numaralı alanda limanlı kıyı vardır ki 3 numaralı alana baktığımızda arkadaşlar 3 numaralı alanda ne var? 3 numaralı alanda baktığımızda limanlı değil, Ria kıyı tipini görüyoruz biz burada arkadaşlar. İstanbul'da Çanakkale Boğazı'nda Ria kıyı tipini görmekteyiz. Burası da Çanakkale Boğazı. Bu da gitti. 4 numaralı alanda falez oluşumu zor, delta oluşumu kolaydır. Çok güzel. 4 numaralı alan Orta Karadeniz yani Samsun çevresini göstermekte bana. Canik Dağları kıyının gerisinde uzandığından dolayı ve belirli bir düzlük olduğundan dolayı delta oluşumunun daha kolay olduğunu, falez oluşumunun daha az olduğunu görüyorum ben burada. Ki zaten buradaki Bafra ve Çarşamba ovaları da bunlara en büyük kanıttır. Hangisi doğrudur dediği için burada cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. E'ye de bir bakalım. 5 numaralı alanda delta oluşumu kolaydır.
Bakın 5 numaralı olan dağların kıyıya yakın uzanmasından dolayı ve girintici buraya baktığımızda arkadaşlar kıta sahanlığının daha dar olmasından dolayı, dalga aşındırmanın fazla olmasından dolayı, falez oluşumu olmasından dolayı delta oluşumu kolay değil, delta oluşumu zordur. Değerli arkadaşlar unutmayın lütfen, bir yerde eğer delta oluşumu varsa falezlere rastlamam, bir yerde falez varsa delta'ya rastlamam. Neden? Çünkü arkadaşlar burada falez bir aşınım şeklidir, dalga aşındırmasıyla oluşur. Delta bir birikim şeklidir, ikisi aynı anda olmaz. Cevabımız burada D seçeneği diyoruz. Geçelim 3. soruya. Bakalım arkadaşlar 3. soruda diyor ki verilen yerlerden hangisinde nüfusun seyrek olması hem beşeri hem de doğal nedenlerden kaynaklanmaktadır? Biliyorum bu soruyu bazılarınız hatırlıyor çünkü bu soruyu bazı yerlerde yine kullandım. Burada genel manada görmeniz adına yine aynı soruyu kullandım arkadaşlar. Sonra demeyin Enes Hoca aynı soruları çözüyor diye. Hayır, birkaç soruyu aynı soru koydum ki genel manada sadece haritalar içerisinde bu soruları görmeniz adına böyle bir şey yaptım. Şimdi nüfusun seyrek olması hem beşeri hem doğal nedenlerden kaynaklıdır diyor. Değerli arkadaşlar bir numaraya baktığımızda kalemin rengini değiştireyim daha net olsun. Bir numara alana baktığımız zaman orada biz neyi görüyoruz? Taş eli platosunu görmekteyiz değil mi? Bir numara var. Pardon, teke platosunu görmekteyiz burada. Teke platosu karstik bir platodur. Yani kireç taşı kalker var. Şimdi kireç taşının kalkerin olduğu yerde tarım yapabilir misin sen? Hayır. Burası engebeli bir yerdir. Hayvancılık faaliyeti vardır. Kıl keçisi yetiştiriciliği vardır burada. O zaman burada bir numarada nüfusun seyrek olmasının sebebi yeryüzü şekilleri diyeceğiz. Engebe diyeceğiz. 2 numaralı alana baktığım zaman Tuz Gölü ve çevresi arkadaşlar burası. Burada kuraklıktan dolayı nüfus seyrektir diyeceğiz 2 numaralı alanda. O zaman burada beşeri faktör var mı? Yoktur diyoruz. 4 numaralı alan Hakkari Cilo Dağları arkadaşlar. Yine dağlık engebeli olmasından dolayı nüfus yoğunluğu seyrektir diyeceğiz. Ve 5 numaralı alana baktığımız zaman Erzurum Kars Ağrı Dağı platosudur. Hem yükseltinin hem karasallığın şiddetli olması hem de iklim koşullarının elverişsizliğinden dolayı 5 numaralı alanda da nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Bakın bu yerlere aşina olacaksınız. Daha 3. sorudayız. Eminim birçok yere öğrendiniz ama 30. soruya geldiğimiz zaman aman hocam artık bunları da öğrendik diyeceksiniz. Bu yeri öğrendik. Artık tekrar söylememize gerek yok diyeceksiniz. Son sorulara geldiğim zaman şu an hepsini tek tek hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Hepsini öğreneceksiniz. Harita bilmiyorum diye bir şey yok. Bu videoyu izleyen herkes inşallah güzel bir şekilde haritayı öğrenecek. 3 numaralı alan neresi 3 numaralı alan? Çanakkale. Değerli arkadaşlar, Çanakkale'ye baktığımızda Çanakkale bir dağlık engebeli alandır. O yüzden nüfus yoğunluğu seyrektir. 2. Arkadaşlar, Çanakkale tarihi sit alanıdır. Ne demek bu? Yerleşime uygun olmayan yerlerdir buralar. Yani yerleşilmeyen yerlerdir. Tarihi alanlardan dolayı biliyorsunuz ki Çanakkale Zaferi'nin olduğu yer olmasından kaynaklı sit alanı yerleşime uygun olmayan, yerleşime açılmayan alandır. Hem tarihi sit alanı olması beşeri nedendir ve dağlık engebeli olması da burada arkadaşlar doğal nedendir. O yüzden ikisi de var burada. Cevabımız C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim 4. sorumuza. Evet, bu iptal edilen sınavda bu tarz bir soruyu görmüştük değil mi? Buna benzer bir soruyu ben yine koydum buraya. Antalya'dan yola çıkan Damla hangi jeomorfolojik birimlerden geçmesi beklenir? Bakalım. Şimdi ben burada Antalya'dan hemen şurada ne vardı benim bir? Beydağlarını görüyorum burada. O yüzden Beydağları ile başlaması lazım. Zaten burada cevap çıktı. Tahtalı Dağları olmaz. Bimboğa Dağları olmaz. Yıldız Dağları zaten şurada. Bakın Yıldız Dağları bunu da bilin. Çok soruyor ÖSYM burada. Bu da olmaz. Menteşe Dağları mutlaka bilin arkadaşlar. Menteşe Dağları da hemen şurada. Bakın Muğla'da. Bu da olmaz. Zaten burada cevabımız çıktı ama devam edelim. Cihanbeyli Platosu. Hemen yukarısında şurada Cihanbeyli Platosu'nu görmekteyim ben. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor arkadaşlar Cihanbeyli Platosu. Ki platolarla ilgili yine bir tane daha sorumuz var. Bir de nerede? Hemen şurada şu şekilde bir neyi görüyoruz arkadaşlar? Küre Dağları'nı görüyoruz şurada şu şekilde. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak burada. Unutmayalım bunları da. Gelelim 5. soruya. Hangisi toprak eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur demiş arkadaşlar. Şimdi bir numaralı alanda Akdeniz'in karakteristik toprağı olan Terrarossa toprakları vardır. Bunlar kırmızı renkli topraklardır. Kireç taşının yaygın olması ve burada toprağın verimsiz olmasını sağlıyor. Bu topraklar verimsiz topraklardır arkadaşlar. Terrarossa deyince aklımıza Akdeniz gelecek. 2 numara pozzol topraklar ki Zonguldak oradan aklınızda kalsın. Pozzol Zonguldak çevresinde Batı Karadeniz'de yaygındır.
Özellikle iğne yapraklı ağaçların altında gelişen kül renginde olan arkadaşlar soğuk nemli iklim bölgelerinde görülen toprak pozyol topraklardır ki Türkiye'de de Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresinde görülür diyeceğiz. 3 numara belki de ÖSYM'in en sevdiği toprak türüdür arkadaşlar bu. Vertisol topraklar Ergene Havzası'nda yaygındır diyeceğiz burada. Ergene Havzası'nda bu da doğrudur. Dönen topraklar taş doğuran topraklar olarak bilinir ve burada daha çok ayçiçeği tarımının yapılmasını sağlıyor diyeceğiz burada. 4 numara laterit topraklar. Haritaya bile bakmama gerek yok. Laterit topraklar Türkiye'de görülmez arkadaşlar. Bakın bunu hem Instagram'da hem YouTube'da yani soruyorum öğrenciler ısrarla laterit toprak Türkiye'de görülür diyor. Hayır. Bakın arkadaşlar hocalarınızın size anlatmak istediği şey şu aslında. Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in yüksek kesiminde laterit değil lateritleşmiş laterite benzeyen topraklar vardır. Ama laterit toprak Türkiye'de yok arkadaşlar. 2014 ÖABT coğrafya sınav sorusunda 14 ya da 15. soruydu bu. ÖSYM sordu. ÖABT coğrafya, alan coğrafyada sordu. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi Türkiye'de görülmez dedi. Cevap lateritti. Tamam mı? Lütfen unutmayın bakın ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Laterit toprak Türkiye'de görülmez. Peki hocam Doğu Karadeniz'de ne görülür? Kahverengi orman toprağı görülür değerli arkadaşlar. Kahverengi orman toprağı Doğu Karadeniz'de görülür. Verimli topraktır diyeceğiz. Koyu renkli topraktır diyoruz. Ve zonal topraklar içerisindeki en verimli toprağımız, en koyu renkli toprağımız, organik madde miktarı, humus madde miktarı en zengin olan toprağımız 5 numaradaki Çenlezyum toprağı. E hocam bu kadar övdünüz de burada biz niye tarım yapamıyoruz bu kadar verimli? Tabii ki de iklim şartlarından dolayı arkadaşlar. İklim şartları elverişsiz olduğundan dolayı ben burada tarım faaliyetini yapamıyorum diyeceğim. Gelelim 6. sorumuza. Hangisinde tektonik deprem görülme riski daha fazladır? Bakın hep azı soruyorduk. Bu sefer daha fazladır. Beni dinleyen arkadaşlar zaten bunu biliyordur. Çok rahat bir şekilde şimdi soruyu çözeceğiz. 3 tane çizgi çekiyorum sadece. Bir şey yapmıyorum. Bakın 1 numara Hatay. Şurası tam Hatay'ın ortasından çektim. Van Gölü'ne kadar. Bu Doğu Anadolu fayı arkadaşlar. Doğu Anadolu fayı diyeceğiz. 2. Bakın şurası Marmara Denizi. Marmara Denizi'nin ortasından çektim. Yine nereye kadar? Van Gölü'ne kadar. Bu da Kuzey Anadolu fay hattı diyeceğim değerli arkadaşlar. Ve 3 numaraya baktığım zaman Ege bölgesindeki kırıklı hatları çiziyorum. Bu da Batı Anadolu fayı olacak arkadaşlar. E o zaman sorunun cevabı net bir şekilde 2 numara. Gördünüz mü? Bakın tektonik depremle ilgili ÖSYM'nin sorduğu tüm soruları bu şekilde çözebilirsiniz. Peki hocam deprem riskinin az olduğu yerlere bakalım mı? Bakalım gençler. Bakın 5 numarada Mardin Masifi var. Güneydoğu Anadolu genellikle deprem riskinin az olduğu yerdir. 4 numara. Bunları da bilerek koydum. Rastgele konulmuş yerler değil. 4 numara Doğu Karadeniz deprem riskinin az olduğu yerdir arkadaşlar buralarda. Yine Zonguldak, Sinop çevresi deprem riskinin az olduğu yerdir. 3 numara ne vardı burada? Öğrenmiştik değil mi? Yıldız Dağları vardı burada. Yıldız Dağları masif bir kütledir. Ne demek hocam masif? Eski sert kırılmaz kütlelerdir arkadaşlar bunlar. Yine burada da deprem riski azdır. Yine 1 numarada da deprem riski az. Şurası da Taşeli platosu. Burada da deprem riski azdır diyeceğiz. Ve şöyle şurada da Tuz Gölü ve çevresinde de ben deprem riskinin daha az olduğunu görüyorum değerli arkadaşlar. Evet, sürekli yerleri değişiyor değil mi? Sadece çünkü haritada her yeri bilmemiz lazım. Her yere dokunmamız lazım haritada. Bakın daha 7. sorudayız ama harita ile ilgili neredeyse çoğu şeyi öğrendik. Şimdi topraklarla ilgili birazcık bakıyoruz sizde. Toprak hepsi var burada. Bakalım şimdi doğru bir bilgidir demiş. Bakın doğru bir bilgidir. Bakıyorum. Bir numaralı alanda volkanik lav platosu bulunur ve toprağı verimsizdir. Bakın değerli arkadaşlar bir numarada tamamdır volkanik lav platosu bulunur ama toprak verimsiz değil. Ne anlattım daha yeni size? Bunlar çernezyum toprağı oldukları için verimsiz değil. Verimli topraklar diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. 2 numaralı alanda yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle Cihanbeyli platosu oluşmuştur. Hayır arkadaşlar bakın 2 numaralı alanda Cihanbeyli platosu değil. Yeraltı sularının bilinçsiz şekilde kullanılmasıyla oluşan nedir bu? Obruk platosudur diyeceğiz. Tamam mıdır? Obruk platosu. Bu tarz soruları ben daha çok seviyorum açıkçası. Doğruyu bulmak daha zor arkadaşlar burada. Yanlışı bulmak daha kolay ama doğruyu bulmak zordur. Bakın hepsini tek tek öğreniyoruz burada. 3 numara alanda kireçli arazi yapısından dolayı volkanik plato olan Taşeli platosu bulunmaktadır. Bakın 3 numara alanın tamam kireçli arazi yapısı var. Taşeli platosu var doğrudur ama bu volkanik plato mu arkadaşlar? Hayır. Karstik bir platodur diyeceğiz tamam mı? Burası karstik bir platodur diyoruz.
4 numaralı yerde Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Bozok platosu yer almaktadır. Bakıyorum 4 numaralarına. Tamam, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor ama burada Bozok platosu mu var? Hayır arkadaşlar, burada Cihanbeyli platosu var. Unutmayın bunu. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen plato Cihanbeyli platosudur diyeceğiz. O zaman cevabımız E şıkkı. Bakalım nasıl doğruymuş. 5 numaralı yerde Ege ile İç Anadolu arasında yer alan Yazılıkaya platosu bulunmaktadır ki doğrudur arkadaşlar. Hemen şurası 5 numaralı yer Yazılıkaya platosu vardır. Çıkmış sınav sorusudur bu. Ege ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan plato Yazılıkaya platosudur diyeceğiz arkadaşlar. 8. sorumuza şöyle bir geçiş yapalım. Evet, tarım ürünleri ile ilgili tarım ürünü eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. 1 numara zeytin ki özellikle Güney Marmara'da zeytin üretimini görüyoruz arkadaşlar. Ama zeytinde birinci olan bölgemiz, bakın bölge dediğimde Ege bölgesidir diyeceğiz. Burada 2 numara incir, özellikle Aydın çevresinde ki burası Aydın'ı göstermekte zaten. Aydın çevresinde incir üretimini görüyoruz. İncir arkadaşlar tüm kıyı bölgelerimizde yetişir diyeceğiz. Peki neden? Çünkü incir kış ılıklığını seviyor. O yüzden kıyı bölgelerimizde yetişir arkadaşlar. Bakıyorum 4 numara Mısır, şey pardon 3 numara Mısır. Mısır hakkında biraz konuşmak isterim. Sınavda çıkması muhtemeldir Mısır'ın. Mısır arkadaşlar Karadeniz'de doğal olarak yetişir. Tek doğal olarak yetiştiği yer Karadeniz'dir. Diğer bölgelerimizde ise Mısır sulamayla yetişir. Mısır'da 1 numara olan ilimiz nedir? Konya'dır diyeceğiz burada. Konya'dır yani 3 numaranın bulunduğu yer. Doğu Karadeniz'de ya da Karadeniz bölgesinde arkadaşlar Mısır'a baktığımız zaman tüketim çok fazla olduğundan dolayı satışı yoktur. Kendileri tüketirler diyeceğiz. Yine Mısır'ı ben daha çok nerede görüyorum? Adana Çukurova çevresinde de Mısır'ı görmekteyim burada. Ve burada ben 2 kere, yılda 2 kere hasat ederim. Neden? Çünkü arkadaşlar burası sıcak olduğundan dolayı bitkiler erken olgunlaşır. Erken olgunlaşması da yılda birkaç defa hasat etmesini sağlar burada. Bu da doğrudur diyeceğim. 4 numara pirinç ki 4 numara Iğdır'ı göstermekte. Iğdır'da ben neyi görüyordum? Mikro klima alanı olduğu için Iğdır'da pamuk tarımını görüyordum arkadaşlar. O yüzden pirinç tarımı burada yok. Pirinç tarımı zaten sulak alanları sever. Iğdır Türkiye'de en az yağış alan yerdir arkadaşlar. Zaten Iğdır olmaz. Peki hocam pirinç nerede? Bakın şurada hemen Meriç Nehri boyunca şurası gördünüz. Şurada hemen Meriç Nehri boyunca ben burayı görüyorum. Yine Samsun'da, Bafra'da ya da Osmancık, Çorum'da, Kastamonu, Tosya pirinci bunlar önemli. 5 numara çay. Arkadaşlar çay hakkında şunu unutmayın. İklim seçiciliği en fazla olan tarım ürünüdür çay. Ve yine çay hakkında şunu söyleyeceğiz. İklim seçiciliği en fazladır. Üretim alanı en dar olan tarım ürünlerindendir diyeceğiz. Evet, 9. sorumuza geçiş yapalım. Evet, bir diğer soruyla 9. sorumuza devam ediyoruz. Bize 2 nokta verilmiş arkadaşlar burada. Verilen noktalar arasında ortak özellikleri arasında hangisi yoktur diyor. Bakalım rüzgar erozyonunun görüldüğü yerler arasındadır. Arkadaşlar rüzgar erozyonu kurak ve yara kurak alanlarda bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde görülür. Ki burada A seçeneğinde rüzgar erozyonu hem Güneydoğu Anadolu'da hem İç Anadolu bölgelerinde ikisinde de görülür. Doğrudur. Bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde ki doğru arkadaşlar ikisi de kimyasal çözülmenin fazla olduğu yerlerdir. Değerli arkadaşlar kimyasal çözülme daha çok nerede vardır diyeceğiz. Ülkemizde tüm kıyı bölgelerimizde bakın unutmayın kimyasal çözülme tüm iç bölgelerimizde ise fiziksel çözülme vardır. O yüzden ben buraya baktığım zaman bunlar nedir? İç bölgeler karasal olduğundan dolayı kimyasal değil fiziksel çözülmeler vardır diyeceğiz. Bunu unutmayın lütfen. Tekrar ediyorum bakın. Tüm iç bölgelerimizde fiziksel çözülme, tüm kıyı bölgelerimizde ise kimyasal çözülmeye rastlanır diyeceğiz. Az yağış alan yerlerdendir ki doğru bu da Nadas alanı fazladır. Yağışın az olmasından kaynaklı insanlar topraklarını bir yıl ekip bir yıl boş bırakıyor. Bu da yağış azlığından dolayıdır arkadaşlar. Sulamayla birlikte Nadas alanının azaldığını görmekteyiz ve nöbetleşe ekimin arttığını görüyoruz burada. Gelelim 10. sorumuza. Türkiye fiziki haritasına bakılarak Türkiye'nin yeryüzü şekilleri hakkında hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Türkiye şekilleri, yeryüzü şekilleri genellikle doğu batı yönlü uzanmıştır ki doğru arkadaşlar. Genellikle biz doğu batı yönlü, bakın şöyle doğu batı yönlü uzanmışız. Peki neden hocam doğu batı yönlü derseniz değerli arkadaşlar sıkıştırma, bakın sıkıştırma güneyden ve kuzeyden geldiğinden dolayı bizdeki dağların yönü daha çok nedir? Ege bölgesinde de aynı şekilde doğu batı yönlüdür. Doğru. Yükselti batıdan doğuya doğru yükselmiştir. Hocam ben bunu nasıl anlarım? Arkadaşlar haritadaki renkler sadece yükseltiyi gösterir. Yeşil tonlar yükseltinin az olduğunu, kahverengi tonlar ise yükseltinin fazla olduğunu gösterir. O zaman ben Ege'den ya da batıdan doğuya doğru gidildikçe
Renk tonlarının artmasına bağlı olarak arkadaşlar neyi görüyorum ben burada? Yükseltinin de arttığını görüyorum. Doğrudur. Delta ovaları kıyılarda olmasından dolayı genellikle yeşil renkte gösterilmiştir. Bakın şurada neyi görüyorum ben? Burada ne vardı? Çukurova vardı. Çok güzel. Yine Ege bölgesindeki delta ovalarına bakıyorum. Yine Samsun'daki Bafra Çarşamba ovalarına bakıyorum. Genellikle yeşil renkte gösterilmiştir. Bu da doğrudur. Platolar genellikle yeşil renkte gösterilir demiş. Değerli arkadaşlar, platolar akarsular tarafından aşındırılmış, yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir. Bakın ben burada neyi görüyorum? Şurada Erzurum Kars platosu var. Kahverengi renkli arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Yine şurada işte Bozok platosu var. Görüyorsunuz sarı kahverengi tonlarda. Yine Konya çevresindeki Obruk platosu, Cihanbeyli platosu. Bunlar arkadaşlar baktığımızda yeşil renkli mi? Değil. Yeşil renkli olmadığından dolayı daha çok kahverengi ve sarı renkli. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Yeryüzü şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterir. Bunu en net Doğu Karadeniz'de görüyoruz. Bakın hemen yükselti artmış. Tekrardan azalma göstermiş. Yine burada da görüyorsunuz bak yeşil tonlar var. Daha sonra kahverengi tonlara doğru ilerlemiş diyeceğiz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. 11. sorumuza. Bir iklim grafiği ve bu iklim grafiğinin nerede olduğunu soruyor bize arkadaşlar. Şöyle hemen birazcık büyütüyorum ben bunu. İklim grafiğini birazcık yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar bir iklim grafiğinde baktığımda eğer yaz yağış olsaydı ben Doğu Anadolu diyecektim. Eğer kış yağış olsaydı ben Akdeniz diyecektim. İlkbahar yağışı olsa İç Anadolu diyeceğim. Ve yine sonbahar yağışı olursa Karadeniz diyeceğim. Peki buraya baktığım zaman arkadaşlar ne var? Mayıs-Haziran aylarında yağışı görüyorum. Ve yine baktığım zaman eksi 10 santigrat derece sıcaklıkların da çok düşük olduğunu. Bakın görüyor musunuz? Sıcaklıklar eksi 10'a kadar düşmüş. Türkiye'de sadece bir bölgede sıcaklık eksi 10'a düşer. Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde Doğu Anadolu'da diyeceğiz. Bakın biz yaz yağışları diyoruz ama Erzurum, Kars, Ardahan en fazla yağışı Mayıs, Haziran'da alıyor. Mayıs unutmayın bakın. Sadece yaz deyince Temmuz, Ağustos'u almayın lütfen. Mayıs ve Haziran ayında alıyor çok fazla. Bu periyotlar içerisinde alıyor arkadaşlar. Bu da Doğu Anadolu bölgesinde olacak. Kuzey Doğu Anadolu'da olacak. O yüzden 2 numaradır diyeceğim. Tamam mı? Unutmayın bunu da. Peki diğerlerine bakalım mı? Nasıl olur? Bakın arkadaşlar, 1 ve 4 olabilmesi için en fazla yağışı ne zaman alması lazım? En fazla yağışı kış ayında alması lazım burada. 5 olabilmesi için en fazla yağışı ilkbahar ayında alabilmesi lazım. 3 numara olması için de sıcaklıkların 30 santigrat derece üstünde olması lazım. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 santigrat derece üstündedir diyeceğiz. Bir diğer sorumuz, kıyı tipleri ile ilgili eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar burada 5'ten başlayalım. 5'te boyuna kıyı tipini görüyoruz. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde boyuna kıyı tipi görülür. Doğrudur diyeceğiz. Boyuna kıyı tipinin olduğu yerlerde girinti çıkıntı azdır. Koy ve körfez azdır. Falez oluşumu kolay. Delta oluşumu zordur diyeceğiz burada. Yine kıta sahanlığı da dardır diyoruz. 4 numara alanda limanlı kıyı. Zaten bunu söylemiştim daha önce hatırlıyorsanız. Sinop'tur burası. Tomboloydu değil mi hatırlıyorsanız? Ria kıyı tipi 3 numara. Yine bunu görmüştük. 3 numarada ne vardı arkadaşlar burada? Ria kıyı tipini Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda Ria kıyı tipini görüyoruz. 2 numarada Enine kıyı tipi. Dağların kıyıya dik uzandığı Ege bölgesinde Enine kıyı tipini görmekteyim ben burada. Girinti çıkıntı, koy ve körfez sayısı fazla olduğunu söyleyeceğiz burada. 1 numarada Dalmatçalı. Arkadaşlar 1 numara Mersin çevresi. Burada Dalmatçalı değil Kalanklı kıyı görülür. Dalmatçalı kıyı da yaklaşık olarak şurada görülür, tamam mı? Bakın karıştırmayın yerini diye ayırt etmek adına böyle bir soru sordum. Dalmatçalı kıyı tipi burada. Bir numarayla gösterilen yerde Kalanklı kıyı tipi görülür diyeceğiz. Doğal afetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir diyor. A bir numara arkadaşlar orman yangını ki orman yangını en fazla Akdeniz'de görülüyor. Yaz aylarında şiddetli kuraklıktan dolayı. O yüzden bu doğru. İki deprem. Hemen deprem hattımı çiziyorum. Bakın bir buradan çizdim. 2 Marmara Denizi'nin ortasından çizdim. 3 de arkadaşlar Ege'den çiziyorum. O zaman 2 numara alanda deprem var mıymış? Varmış. 3 numara erozyon. Değerli arkadaşlar erozyona baktığımız zaman 3 numara alanda kurak veya kurak alanlarda bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde erozyon görülüyordu. Ki Güneydoğu Anadolu'da da gayet normaldir erozyon görülmesi. Peki erozyon için ağaç dikmek gerekli mi? Kesinlikle gerekli. Heyelan için ağaç dikilmez. Erozyon için dikilir diyeceğiz. 4 numara çığ. Özellikle Van ve Hakkari çevresinde çığ felaketleri çok fazla oluyor. 5 numara heyelan demiş. Arkadaşlar heyelan burada olmaz.
Burada ne olur? Erozyon olur. Kurak yer, kurak alanlarda. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Heyelan arkadaşlar unutmayın lütfen. Türkiye'de en fazla görülen doğal afet heyelandır diyeceğiz. Bakın unutmayın. En fazla görülen doğal afet heyelandır. Ama en fazla can ve mal kaybına sebep olan ise depremdir diyeceğiz burada. Heyelan en fazla Karadeniz'de olur diyeceğiz. Peki heyelan en fazla hangi mevsimde olur? İlkbahar mevsiminde olur, tamam mı? İlkbahar mevsiminde neden? 1. Yağışın artması. 2. Kar erimeleri, ki en önemlisi kar erimeleridir diyeceğiz. Ve heyelan deyince de sakın gidip sadece Karadeniz'e atlamayın. Doğu Anadolu bölgesinde de heyelan görülme riski çok yüksektir diyeceğiz. Evet, geldim 14. soruma. Bakalım 14. sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Bir numaralı alanda tarım ve sanayiye dayalı tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle nüfus yoğundur diyor. Bir numaralı alan neresi? Bir numaralı alan, bakın, Adana, Çukurova çevresi. Özellikle pamuk tarımının yaygın olduğunu görüyoruz. Yine sanayi bitkilerinin üretildiğini görüyoruz burada. Tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiş midir? Kesinlikle gelişmiş, doğrudur diyoruz. İki numaralı alanda sanayi, ticaret ve ulaşımın gelişmesinden dolayı nüfus yoğundur. Bakın burası arkadaşlar İstanbul. Çatalca Kocaeli platosu İstanbul. Sanayi, ticaret, ulaşım gelişmiştir burada diyeceğiz. Zaten 3 numaralı alan kavşak noktada yer aldığı için nüfus yoğundur. Bakın 3 numaralı alan Afyon çevresini göstermekte bana. Ulaşım güzergahları üzerinde yer aldığından dolayı nüfusun daha yoğun olduğunu görüyoruz burada. 4 numaralı alanda tarım alanları dar ve parçalı olduğu için nüfus seyrektir. Ki doğru arkadaşlar, Doğu Karadeniz'de. Bakın şunu unutmayın lütfen. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimini verirse, bakın kıyı kesimini verirse nüfus yoğundur diyeceğiz. Niye? İç kesimlerde nüfus dağlık olduğundan dolayı seyrektir. Ama iç kesimler değil de kıyı kesimlerde, Doğu Karadeniz'in kıyı kuşağında nüfusun daha yoğun olduğunu görüyoruz burada. Ama burada iç kesim verdiğinden dolayı nüfus seyrektir diyor. Doğrudur. 5 numara alanda sanayi faaliyetleri geliştiği için nüfus yoğundur. 5 numara yaklaşık olarak Sivas'ı gösteriyor. Dağlık ve engebeli bir alan olduğu için nüfus yoğun değil, seyrektir. Zaten sanayide çok fazla gelişmemiştir diyeceğiz. E seçeneği cevabımız. Geliyoruz bir diğer soruya. Hangisi dışta kalır demiş. Bakın arkadaşlar, 4 araştırmacı var. Bitki örtüsünü bir soruda yapacağız şimdi. 4 araştırmacı gezmiş. Tek tek işaretleyeceğiz. Birinci araştırmacı diyor ki kayın, kestane, latin gibi ağaçlar görmüştür diyor. Kestane, gürgen, palamut vardı değil mi? Altı yaprak üstü bulut demiştik. Bunlar nerede görülür arkadaşlar? Doğu Karadeniz'de görülür. 3 numara diyoruz burada. O yüzden birinci araştırmacı nereye gitmiş? C seçeneğine, 3 numaraya gitmiş. İkinci araştırmacı zakkum, defne, sandal, koca yemiş, keçi boynuzlu gibi türleri görmüştür. Değerli arkadaşlar, bunlar maki türleridir. Peki maki nerede var ülkemizde? Akdeniz bölgesinde vardır diyeceğiz. 2 numaralı alanda bunu görüyoruz. Bu da gitti. Üçüncü araştırmacı orman üst sınırının en yüksek olduğu yere gitmiştir. Arkadaşlar bakın, orman üst sınırını belirleyen faktör sıcaklıktır. Tamam, ama orman üst sınırı en yüksek olan bölge Doğu Anadolu'dur diyeceğiz. Tamam, unutmayın bunu lütfen. 4 numaralı bölge diyeceğiz. Bizim karasallıktan dolayı 4 numaralı bölge. Normalde Akdeniz olması beklenirken Akdeniz'de ormanlar 1500-1600 metreye kadar çıkarken Doğu Anadolu'da ormanlar arkadaşlar 2000 metre üstüne kadar çıkabilir diyeceğiz, bu karasallıktan dolayı. Dördüncü araştırmacı gittiği yerin Türkiye'de orman alanının en az olduğu yer olduğunu söylemiştir. Arkadaşlar Türkiye'de orman alanı en az nerede? Güneydoğu Anadolu'da diyeceğiz. Bir numara, o da gitti. 5 numara cevabımız neresi? İç Anadolu bölgesi kaldı burada. Cevabımız E seçeneği olacak. Gelelim 16. soruya. Şimdi baktığımızda hangisinde nüfus artışının temel sebebi doğurganlığın yüksek olmasıdır demiş. Şimdi biz doğurganlık en fazla ülkemizin doğusunda çok fazla ve Güneydoğu Anadolu'da çok fazla. Ki doğurganlığın en yüksek olduğu ilimiz Şanlıurfa'dır arkadaşlar. Ve kadın başına düşen en fazla çocuk oranı da Şanlıurfa'da yer almaktadır diyeceğiz. O yüzden genç nüfus oranında en fazla Şanlıurfa'da olduğunu söyleyeceğiz. Peki buraya baktığım zaman nüfus artışının temel sebebi doğurganlık dediğine göre, o zaman 4 numarayı alacağım ben burada doğurganlık sebebiyle. Bu arkadaşlar doğum ve ölümle gelen nüfusa ben doğal nüfus artışı diyorum. Tamam mı? Eğer şöyle sorsaydı soruyu, doğal nüfus artışı hangisinde fazladır deseydi yine 4 alacaktım. Bir de benim gerçek nüfus artışım var. Gerçek nüfus artışında doğum, ölüm ve göç vardır. Tamam mı? Çok önemli göç burada. Gerçek nüfus artışınca aklınıza göç gelsin. O zaman gerçek nüfus artışı en fazla nerededir burada? 5 numara, yani İstanbul'dadır. Çünkü en fazla göç alan ilimiz orasıdır diyeceğiz.
Evet, 17. sorumuza geçelim. Bakalım yoruldunuz mu? İnşallah yorulmamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle kısa bir motivasyon arası yapayım isterseniz size. Sınava yaklaşık 2 hafta kaldı ve emeklerinizin karşılığını alacağınız son 2 hafta arkadaşlar. İnşallah bu 2 hafta sonra bir daha tarihmiş, coğrafyaymış, matematikmiş, Türkçeymiş bunları inşallah görmeyeceksiniz. Kendi atandığınız yerlerde kendi işinizi yapacaksınız arkadaşlar. Bunun için sıkılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah başarıya ulaşanlardan olacağız. Kısa bir ara verdikten sonra tekrar devam ediyoruz. Şimdi diyor ki yukarıdaki verilen yerlerden hangisi daha çok göç veren yerlerdendir? Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir yer göç veriyorsa o zaman gelişmemiş bir yerdir diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi 5 numara göç verir mi? Tamam veriyor ama burada daha çok göç veren yerler arasında değil göç alan yerler arasındadır. Gelişmiş bir yerdir 5 numara. 1 numara yine baktığımız zaman arkadaşlar burası da aynı şekilde Antalya çevresini gösterdiğinden dolayı burada da özellikle neyi görüyorum ben? Ha bu bir burada değil de şurada olsa daha güzel olurmuş. Keşke buraya koysaymışız. Siz buradaymış gibi düşünün. Daha net olsun soru arkadaşlar. Şimdi düşündüm de. Bunu buraya aldığımızı düşünün burada. Şimdi ben buraya baktığım zaman yine burada da özellikle yazın çok fazla turist geliyor. O zaman göç alan bir yerdir. Yine 2 numaraya baktığımda Ankara çevresini gösteriyor. Burası da arkadaşlar gelişmiş bir yerdir diyeceğim. Burada cevabımız 3 ve 4 olacak. Bakın Doğu Karadeniz'de tarım alanları dar ve parçalı olmasından dolayı ve yine insanların artık geçimini sağlayamayacağından dolayı çok fazla göç veriyor. Ki Türkiye'de en fazla göç veren bölge Doğu Karadeniz'dir. İl olarak sorarsa İstanbul arkadaşlar. Türkiye'de en fazla göç alan ilimiz de İstanbul'dur, veren de İstanbul'dur diyeceğiz. 4 numara bakın zaten Hakkari yöresi Doğu Anadolu gelişmemiş bir yerdir. Çok fazla göç verir diyeceğiz. Bakın şunu unutmayın değerli arkadaşlar. Bir yer göç alıyorsa gelişmiştir. Sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Ve göç alan yerde erkek nüfus oranı fazlayken göç veren yerde kadın nüfus oranı fazladır. Bu birazcık eskiye dayanır ama şöyle açıklamak gerekiyor bunu. Daha çok erkekler çalışmak için göç ettiğinden dolayı tekrar ediyorum bakın sonra şey yapmayın. Daha çok eskiye dayanır ama daha çok erkekler çalışmak için gittiğinden dolayı göç alan yerlerde erkek nüfusun daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet 18. soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar 17. soruyla devam ediyoruz. Şöyle kalemimi de alayım hemen. Hangisi yanlış olur demiş. Bakalım yine bir araştırmacımız var. Geziyorlar. Türkiye'de iklim araştırmak için yola çıkmıştır diyor. Bakalım araştırmacı. Bu 4 değil 5 olacak bu sefer. Yaz yağışının fazla olduğu ve fiziksel çözülmenin şiddetli olduğunu görmüştür. 1 numaraya gidince. 1 numara Doğu Anadolu bölgesi, Kuzey Doğu Anadolu. Sıcaklık farkı fazla olduğundan dolayı fiziksel çözülmenin şiddetli olduğunu görüyoruz biz burada. Hatta fiziksel çözülmenin en şiddetli olduğu yer Doğu Anadolu'dur diyeceğiz arkadaşlar. Yaz yağışı da var mı? Var. O yüzden bu doğru. 2 numara alan kış yağışın fazla olduğunu ve cephesel yağışları görmüştür. Ki arkadaşlar Akdeniz bölgesinde en fazla yağışı kışın alır ve buradaki yağışlar genellikle cephesel yağışlardır diyeceğiz. Doğrudur. Konveksiyonel yağışların fazla olduğunu ve en fazla yağışın ilkbahar ayında olduğunu görmüştür diyor. Bu da neresi? 3 numara. 3 numaraya bakıyorum. Evet, İç Anadolu bölgesinde konveksiyonel yağışlar yani ısınan havanın yükselmesiyle oluşan yağışlar vardır. Ve en fazla yağış ilkbahar ayında alır. Bu da doğrudur. Sıcaklık farkının en az olduğunu ve orografik yağışları fazla olduğunu görmüştür. 4 numaralı alan arkadaşlar her mevsim yağış olduğu için nemli hava kütlesi çok fazla. Nem sıcaklığı dengeler burada. O yüzden sıcaklık farkının en az olduğu yerdir burası. Ve yine bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin oluşmasıyla oluşturan yağışı da şöyle mesela arkadaşlar. Şöyle bir dağ yamacı boyunca hava kütlesi yükselir ve burada yağış oluşur. Biz buna da orografik yağışlar deriz. Doğu Karadeniz'de yüksektir. Bu da doğru. Gittiği yerde orografik yağışların fazla olduğunu ve kış yağışlarını görmüştür. Bakın 5 numaralı alanda kış yağışları doğrudur ama buradaki yağışlar orografik olamaz. Neden? Dağlar kıyıya dik uzandığından dolayı arkadaşlar denizel etki iç kesimlere kadar girer. Bir dağ yamacı boyunca yükselemez. O yüzden burada orografik değil, cephesel yağışları görürüm. Cevabımız E seçeneği diyeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel bir soru olmuş. Evet, yetiştirilen hayvan türlerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. 1 numara kıl keçisi. Teke ve Taşeli platosunda kıl keçisi yetiştiriciliği fazla. Bunu zaten biliyoruz artık söylemiyorum. Yine kıl keçisinde birinci ilimizde Mersin arkadaşlar doğru. 2 numara besi hayvancılığı. Özellikle besi hayvancılığı iklimden az etkilenen hayvancılık türüdür arkadaşlar. Yıllar içerisinde üretimi dalgalı değildir bunun ve Konya çevresinde besi hayvancılığı yaygındır. Bir de bunun mera hayvancılığı var. Mera hayvancılığı daha çok Doğu Anadolu'dadır. İklime bağlılığı fazladır. Et ve sütlerimi düşüktür diyeceğiz burada.
3 numara koyun ki koyun daha çok Van bölgesinde. Van birincidir arkadaşlar koyunda. Doğrudur. 4 numara arıcılık ki arıcılıkta Doğu Karadeniz'i görüyoruz biz burada. Bakın çıkan soruda arıcılıkta 1 numaralı bölge sorarsa Ege bölgesidir. İli sorarsa il de Adana'dır arkadaşlar. Ara üretiminde arıcılıkta birinci ilimiz Adana, bölgemiz neresidir diyeceğiz. Ege'dir. Yine 4 numarada var mı? Var. 5 numara kümes hayvancılığı demiş. Kümes hayvancılığı daha çok büyük şehirlere yakın olan yerlerde. Şuradaki Bolu Düzce çevresinde, yine Manisa çevresinde, yine Balıkesir çevresinde ben çok fazla neyi görüyorum arkadaşlar? Kümes hayvancılığını görüyorum. 5 numara Sivas'ın olduğu alan arkadaşlar. Ben burada kümes hayvancılığını görmem. Gelelim 19. sorumuza. Hangisinde endüstrileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin daha fazla olması beklenir? Bunlar çıkmış sorulara çok benzer sorulardır. Çıkmış sorular çözen arkadaşlarımız varsa hocam bu sorular çıkmış sorulara yakın değil mi diyeceksiniz ki yakın arkadaşlar. Bilerek öyle aldım. Yine sorar ÖSYM. Endüstrileşme yani sanayileşmeye bağlı olarak nüfus hava kirliliği fazla olması beklenir diyor. Bakın burada 5 numara ve 4 numarayı zaten eliyoruz. Çünkü buralarda sanayi faaliyetleri çok fazla gelişmemiştir. 3 numara zaten İstanbul olduğundan dolayı burada sanayi faaliyetleri gelişmiştir diyeceğiz. Bunlar gitti. Peki 2 numara neresi? İzmir arkadaşlar. Yine ben burada da 2 ve 3 numarada neyi görüyorum ben? Endüstrileşme yani sanayileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin fazla olmasını bekleyeceğim. 1 numara Antalya. Çok fazla sanayi var mı? Yoktur diyeceğiz. 20. soruya geldik. Verilen yerlerde hangi turizm çeşidi yapılmaktadır diyor arkadaşlar ya da hangi turizm faaliyeti? Sağlık turizmi genellikle kaplıcaların olduğu yerlerde çok fazla yapılıyor arkadaşlar sağlık turizmi. O yüzden Ege bölgesinde yoğundur. Buralarda yok. Rafting özellikle arkadaşlar Doğu Karadeniz'de Çoruh Nehri boyunca yine Antalya Manavgat nehirleri boyunca arkadaşlar rafting yapılıyor. Bol akışlı su olması lazım rafting için. Buralarda yok. Kongre turizmi özellikle kış aylarında yapılan turizmdir arkadaşlar. Kongre turizmi daha çok yıla yaymak adına yani kışında turizm faaliyeti yapılmak adına yapılmış bir turizmdir. İstanbul ve Antalya çok önemli diyeceğiz. Yine golf turizmi dediğimizde bunlar değil. Burada cevabımız kayak turizmi. Bakın şurada arkadaşlar farklı bir kalemle göstereyim hemen. Hemen şurada Bursa Uludağ görüyoruz. İşte şurada baktığımız zaman Ilgaz Dağları'nı görüyoruz kayak merkezi. İşte burada Palandöken kayak merkezini görmekteyiz. Yine Erciyes kayak merkezi. Ve yine şurası da Beydağları kayak merkezidir Antalya'da. Bu çıkmış sınav sorusunun neredeyse aynısıdır. Seçenekler hariç. ÖSYM bu tarz bir soru sordu. Bakın şurada kayak turizmi yani kış turizmi yapılır. Antalya'da da yapılır. Lütfen unutmayın. Hocam Antalya ne alaka demeyin. Burada Beydağları var. Saklıkent kayak merkezi vardır diyeceğiz. Bir diğer sorumuz hadi bakalım. Diyor ki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı alanda jeotermal kalem nerede? Ha buradaymış. Bir numaralı alanda jeotermal enerji üretilmektedir. Arkadaşlar Aydın, Germencik, Denizli, Sarayköy. Ege bölgesinde jeotermal enerji fazladır. Burada da yaklaşık olarak Denizli. Birazcık daha yukarıya alabilirmişim bunu. Denizli Sarayköy'ü gösteriyor. Jeotermal enerji var mı? Var. İki numaralı alanda taş kömürle çalışan termik santral vardır. Zonguldak'ta bu termik santralimizin adı neydi? Hadi bakalım birazcık düşün. Taş kömürle çalışan termik santrali tabii ki de Çatal Ağzı arkadaşlar. Çok güzel. 3 numaralarında güneş enerji potansiyeli yüksektir. Doğrudur. Güneydoğu Anadolu'da güneş enerji potansiyeli yüksektir. Ama bakın şu yanılgıya düşmeyin. En fazla güneş enerjisi Konya'da üretilir arkadaşlar. Tamam mı? Güneydoğu Anadolu potansiyel olarak tabii ki de yüksektir diyeceğiz. Ama en fazla Konya'da üretilir diyoruz. Bakalım tamamdır. 4 numaralı alanda hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Değerli arkadaşlar, 4 numaralı alan Marmara Ege sınırı. Ben burası yüksek değil ki, engebeli değil ki. Ben burada hidroelektrik potansiyeli yüksek diyebilir miyim? Tabii ki de diyemem. Peki neresi için derim? İşte Güneydoğu Anadolu için derim. Doğu Anadolu için derim. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da şu kesimde Elazığ çevresinde arkadaşlar çok fazla hidroelektrik potansiyelini görüyoruz. Potansiyel olarak sorarsa hidroelektrik potansiyeli en fazla Doğu Anadolu'dadır. Hidroelektrik üretimini sorarsa, üretim diye sorarsa Güneydoğu Anadolu diyeceğiz. 5 numara aralık doğalgazla çalışan termik santralimiz vardır. Burada da OHA diyorduk değil mi? Doğalgazla çalışan termik santrallere OHA diyoruz. Ovakçe, Hamitabat, Ambarlı. En önemlisi Hamitabat ki burada da gösterilen Kırklareli'nde yer alan Hamitabat'ı görüyoruz arkadaşlar.
Evet, madenler eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur demiş. Bakalım. Bir numara boksit. Boksit nerede çıkıyor? Konya Seydişehir'de çıkıyor. Yaklaşık olarak burada arkadaşlar. Konya Seydişehir'de boksit çıkıyor. Doğrudur. İki numara demir. Şimdi iki numara demir diyor. Değerli arkadaşlar, demir burada çıkıyor mu? Hayır. Demir nereden çıkıyor? Sivas Divriği'den, Malatya Hekiman Hasan Çelebi'den çıkıyor. Sivas Divriği'den çıkan demir Zonguldak'ta Karabük'te işleniyor. Neden? Bunun sebebi neydi? Enerji kaynağı. Peki bu Malatya'dan çıkan demir nereye gidiyor? İskenderun'a. Neden? Bunun sebebi de ulaşımda diyeceğiz. O zaman cevap Bursa zaten çıktı. 3 numara bakır. E zaten bakır arkadaşlar. Ne yaptık? Ezberledik değil mi? Nerede bu kalem? Yine kaybettim. Kader diye ezberledik artık. Hatta kader de gülecekmiş dedik. Ne zaman? 18 Eylül'den sonra inşallah hepinize gülecek. Kastamonu, Küre. Artvin, Murgut. Diyarbakır, Ergani. Elazığ, Maden. Rize, Çayeli. O zaman 3 numara ne? Artvin, Murgut. Doğru mu? Doğrudur. 4 numara Bor. Güney Marmara, Balıkesir, Bursa çevresi. Bor üretimi fazladır arkadaşlar. 5 numara Krom, Elazığ, Guleman arkadaşlar. Burada da doğrudur diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği. 23. soruya bakalım sizlerle. Verilen yerlerdeki tarım ürünü eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakın doğrudur diyor. 1 numara pirinç. Değerli arkadaşlar, pirinç sulak alanda yetişir. 1 numara Konya ve çevresi. Ben burada pirinç yetiştirir miyim? Hayır. Pirinç için nereye gideceğim? Şu sınıra gideceğim. Ya da buraya gidebilirim. Kızılırmak, Yeşilırmak çevresine gidebilirim. Buralarda vardı. 2 numara pamuk. Bakıyorum Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de pamuk yetişir mi? Hayır. Neden? Çünkü pamuk yaz kuraklığı ister. Burada yazın yağışlar vardır diyeceğiz. O yüzden Doğu Karadeniz'de pamuk olmaz. 3 numara fındık. E şimdi fındık Güneydoğu Anadolu'da yetişir mi? Hayır. Karadeniz'de ve Marmara'da yetişir diyeceğiz. Bu da gitti. 4 numara zeytin. Zeytine bakıyorum. Güney Marmara'da yetişir. Doğrudur arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Balıkesir, Bursa, Çanakkale yöresi. Özellikle zeytin koridoru vardır burada. Çok önemli. Cevabımız D seçeneği diyeceğiz. 5 numara pamuk. Pamuğu iki kere mi almışım? Evet, pamuğu iki kere almışım arkadaşlar. İkisinde de yetişmiyor zaten pamuk. Burada da bakın pamuk yetişmiyor. Pamuk nerede yetişiyor hocam? Özellikle Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yetişiyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında tek bir yerde yetişiyor. O da şurası Iğdır'da diyeceğiz arkadaşlar. Geçelim 24. sorumuza. Yukarıdaki kentlerin ortak özellikleri arasında hangisi yoktur? Çıkmış sınav sorusu. Yukarıdaki harita aynı. Seçenekler farklı sadece. Nüfus yoğunlukları fazladır. İzmir, İstanbul, Samsun, Mersin. Doğrudur. Nüfus yoğunluğu fazladır arkadaşlar. Demir yolu ulaşım vardır. Doğru arkadaşlar. Samsun'da demir yolu ulaşım var. İstanbul'da var. İzmir'de var. Mersin'de var. Bakın Mersin'de var ama şuradaki Antalya'da ya da şuradaki Muğla'da demir yolu ulaşımı yok. Tamam mı? Mersin'de var ama. Birincil ekonomik faaliyet gelişmiştir. Hayır. Ne demek birincil ekonomik faaliyet? Bakın. Birincil ekonomik faaliyet tarım hayvancılıktır arkadaşlar. Böyle aklınızda kalsın. Tarım hayvancılık. İkincil ekonomik faaliyet sanayi. Üçüncül ekonomik faaliyet hizmettir. Bizim ülkemizde hizmet gelişmiştir. Ve bizim ülkemizde gelişmiş şehirlerde daha çok ne var? Hizmet sektörü gelişmiştir. O zaman ben birincil ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılık gelişmiştir diyebilir miyim? Hayır. Üçüncül ekonomik faaliyet gelişmiştir diyeceğim. Yani hizmet gelişmiştir diyeceğim. Nitelikli iş gücü fazladır ki doğrudur arkadaşlar. Şehirde yaşayanların oranı fazladır. Zaten Türkiye'de %92'si şehirlerde yaşıyor. Bunlar da büyük şehirler oldukları için burada da arkadaşlar şehirde yaşayanların oranı fazladır diyeceğiz. 25. soruya bakalım. Hangisine ulaşım maliyeti daha fazla olması beklenir? Bakıyorum. Şimdi bakın. Ege bölgesinde dağlar kıyıya zaten dik uzandığından dolayı ben dağların arasından geçerek grabenlere yani buradaki ovalara ne yapabilirim? Çok rahat bir şekilde yol yapabilirim. Maliyetim az olur. Gitti. 2 numara zaten Güneydoğu Anadolu düz bir yer olduğundan dolayı maliyeti az olur. Gitti. 3 numaraya bakıyorum yine İç Anadolu, Konya ve çevresi maliyet az olur düz olduğundan dolayı. Gitti. 4 numara alanda şurada dağlık alan var arkadaşlar. Ben buraya yol ulaşım maliyeti yapmam için şu köprü tünel açmam lazım. O da bir sürü masraf diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği. Peki neden E değil cevap? Burası Canik Dağları. Tamam mı? Canik Dağları kıyının şu şekilde gerisinde uzanıyor arkadaşlar. Şöyle birazcık da içeride olabilir. Gerisinde uzanıyor. Ve alçak yerlerdir burası. O yüzden zaten buraya da demiryolu hattı gidiyordu. Ben zaten yapmışım. Mesela Doğu Karadeniz'de demiryolu hattı yok. Neden? Çünkü çok maliyetli. Ama Orta Karadeniz'de yapılmış. Hangisi daha maliyetli dediği için 4 numara diyeceğiz. 26. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangi seçenek doğru olur? Bağıl nem oranının en yüksek olduğu bölgemiz. Bağıl nem neydi? Yağıştı. Bağıl nem eşittir yağış arkadaşlar.
O zaman bağıl nem oranı en yüksek olan bölgemize baktığımızda bir numara ne olacak burada? Şuradaki 2 olacak. Doğu Karadeniz. Bağıl nemin en yüksek olduğu yer 2 numara, yani Doğu Karadeniz diyeceğiz. O zaman 2 numarayı alıyorum. Devam ediyoruz. Yaz ayında maksimum nem en fazla hangi bölgemizde? Karasallıktan dolayı arkadaşlar yazın maksimum nem. Maksimum nem ne? Maksimum nem eşittir sıcaklık. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde maksimum nem yüksektir. Yaz ayında en fazla maksimum nem Güneydoğu Anadolu'dadır ki bu da 3 olacak. Kış ayında ise maksimum nem en fazla ise Akdeniz'dedir diyeceğiz, tamam mı? Karasallıktan dolayı yazın en sıcak bölgemiz Güneydoğu Anadolu. Denizellikten dolayı kışın en sıcak bölgemiz de Akdeniz diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği değerli arkadaşlar. Kaldı 3 sorumuz. Hadi bakalım platolara birlikte bakalım arkadaşlar sizlerle. Şimdi 1 numaralı platoya baktığımızda neyi görüyoruz biz burada? 1 numaralı plato, Obruk platosunu görüyoruz biz burada. Değil mi? Obruk platosu. Bozok platosu zaten burada değil. 4 numaranın olduğu yerde. Çatalca Kocaeli platosu arkadaşlar bakın şurası. Çatalca Kocaeli platosu burası gitti. Yazlıkaya platosu da şuradaydı değil mi? Akdeniz'le İç Anadolu'yu, pardon, Ege ile İç Anadolu'yu birbirine bağlıyordu diyeceğiz. Şimdi Obruk burada. İki Cihanbeyli. Bakın iki Cihanbeyli platosu. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen platoydu. Bu da doğru. 3 numara Erzurum Kars platosu. Evet. Bu da doğru. 4 numara da Bozok platosu. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Geliyorum 28. Bakın bir soruda bir sürü bilgi öğreneceksiniz şimdi. Bu soruyu bilerek koydum buraya. Bir daha çözmüştüm bunu. Yine çözüyorum. Tek tek bakalım. 1 numara arkadaşlar. Bakın Delta Ovası değil mi burası? Delta Ovası da, yani Bafra ve Çarşamba Ovası Delta Ovası'dır. Delta Ovası'na baktığımız zaman burada ne tür topraklar var? Alüvyal topraklar var. Zaten seçenek çıktı. Tek tek bakalım. 2 numara Doğu Anadolu Çernezyon toprakları var. Karasal iklim bölgeleri 3 numara Bozkır Step toprakları var. 4 numara Doğu Karadeniz bölgesi Pozzol toprakları. Bunları anlattığım için bir daha anlatmıyorum. Pozzol toprakları var. Dönen taş doğuran toprak olarak bilinen vertisol topraklarda 5 numara alanda diyeceğiz arkadaşlar. Bakın neredeyse tüm başka var mı? Anlatmadım yok. Regosol toprak var. Bakın şurada regosol var. Bunu da söyleyeyim. Regosol topraklar volkanik arazilerde görülür değerli arkadaşlar. Volkanik arazilerde özellikle patates tarımı için uygun topraklar regosol topraklardır diyeceğiz. Toprakları gördük bu şekilde. 29'a geçiyoruz. Diyor ki hangisinde iklim uygun olmasına rağmen yeryüzü şekilleri nedeniyle nüfus seyrektir diyor. Bakalım iklim uygunmuş. Bakın 5 numara zaten elendi. İklim uygun değil, burası dağlık engebeli alandır. 4 numaralı alan elendi. Burası Sivas çevresiydi. Hatırlıyor, artık öğrendiniz değil mi bunları? Tamamdır. 1 numara alanda hocam nüfus zaten seyrek değil ki, burası İzmir gitti. 2 numara alanda nüfus seyrek değil ki, Adana çevresi burası gitti. 3 numaralı alan. Burası neresi? Teke Plato. Artık öğrendiniz Teke Platosu. Teke Platosu'nda nüfus seyrektir arkadaşlar. Ama iklim şartları uygundur diyeceğiz. Yeryüzü şekilleri dağlık engebeli olması sebebiyle burası engebeli bir arazi yapısına sahip. O yüzden cevabımız C seçeneği diyeceğiz. Geldik sonuna, 30. soruya, son sorumuza geldik. Turizm alanlarından eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. 1 numara Safranbolu ki arkadaşlar Karabük Safranbolu 1 numara doğrudur. UNESCO Dünya Kültür Miras Sitesi içerisinde vardır diyeceğiz. 2 numara Pamukkale travertenleri. Bakıyorum 2 numaraya. Evet, Denizli Pamukkale travertenleri doğrudur. 3 numara Şantos Leton Antik Kenti. Arkadaşlar Şantos Leton Antik Kenti Muğla Antalya sınırı içerisinde yer alır. Yaklaşık şurada yer alır. 3 numarada İzmir var. O yüzden bu yanlış. Peki İzmir'de ne vardı? İzmir'de Bergama Antik Kenti, Efes Antik Kenti vardı diyeceğiz. 4 numara Şanlıurfa Göbekli Tepe doğrudur. 5 numara Sümele Manastırı Trabzon doğrudur. Bakın Sümele Manastırı UNESCO içerisinde değildir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Sümele Manastırı UNESCO içerisinde değildir diyeceğiz. UNESCO'ya son üye olan da Malatya'daki Arslan Tepe Höyüğü'dür diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. Evet değerli arkadaşlar, sınavda çıkması muhtemel 30 harita sorusunu sizlerle birlikte işledik. Dersimiz burada son bulmuştur. Sınavda başarılar dilerim. Bundan sonra videolarımız gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Sınava kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.